ci abi. En çok kendime yakıştırdığım, çok hoşuma giden bir tabir. E, biliyorsunuz veri tabanıyla SQL adımız anılıyor. E, uzun yıllardır da bu alanda gerek mesleki tecrübe ve son yıllarda da BTK Akademi ve birçok online eğitim platformunda eğitimler hazırladım. Ve bu noktada adım biraz SQL ile anılmaya başladı. E, Açıkçası çocukların, daha doğrusu öğrenci arkadaşların, gençlerin beni bu şekilde kabullenmesi benim çok hoşuma gidiyor. Onların da böyle bir bana bir takmış oldukları isim var Eskuelci abi diye. Ee, en çok hoşlandığım tabir bu açıkçası. Diğer taraftan biraz daha detaya inecek olursak, yaklaşık 21 yıldır sektördeyim ben ve veri tabanıyla uğraşıyorum. Çok uzun zamandır veri tabanıyla uğraşıyorum. Şu anda bir şirketin IT yöneticisi olarak çalışıyorum ama yaklaşık 7 yıldır da bu işin eğitim tarafında yer almaya başladım. Ve benim normal özel sektör hayatıma bir de eğitimcilik tarafı girdi. Tabii YouTube'da bu videolar hazırlanırken YouTube bildiğiniz üzere public bir mecra, herkesin girebildiği bir yer ve bizim o kapalı devre sınıf bir anlamda herkese açılmış oldu ve YouTube'dan insanlar beni tanır hale geldi. Bu noktadan sonra çeşitli online platformlarından ben teklifler aldım. Oralara da eğitim hazırlamam noktasında ve e, BTK Akademi de bunlardan biri. Buralarda SQL ile alakalı, veri tabanı ile alakalı eğitimler hazırlamaya başladım. Ve şu anda toplamda Türkiye'de hatta dünyanın farklı ülkelerinden de öğrenciler var. 300 binden fazla öğrencisi olan bir kişi haline geldim. Dijital dünyayla tanışmam aslında üniversiteyle başladı diyebilirim. E, 99 giriştiğim ben, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne. Onun öncesinde hakikaten e, ne bir bilgisayar kullanmışlığım vardı, ne bir elektronik cihazla ilgilenmişliğim vardı. Tamamen e, üniversite tercihiyle başlamış bir dünya diyebilirim. Şöyle geçmişime bakıp da kendimi değerlendirdiğim zaman kendimde en beğendiğim özelliklerimden biri kimseyi tam anlamıyla örnek almamak ve çünkü hepimiz insanız ve hepimizin iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Önemli olan nokta iyi taraflarını görüp onu çıkartabilmek. İyi bir gözlemci olduğumu söyleyebilirim. Bu anlamda e, birçok insanı gözlemledim ve hep onların iyi taraflarını görüp Oradan kendime bir rol model çıkartmaya çalıştım. Kimisinin çalışkanlığı, kimisinin üretkenliği, kimisinin zekası, kimisinin sosyalliği ee, ve buradan bir sentez ürettiğiniz zaman e, çok özgün bir şey çıkıyor ortaya. Kendinize de eğer bunları uygulayabiliyorsanız çok özgün bir yapı çıkıyor ortaya. En önemli nokta insanın kendi iç yolculuğu. Aslında sen neyi yapmak istiyorsun, neyi kendine yakıştırıyorsun, neyi yaparken onu bir iş olarak görmüyorsun. Bunun adını koyduğun anda işler aslında çok kolaylaşıyor. Gerisi yani insanları Ömer Çolakoğlu'nu örnek almak veya işte Ahmet Mehmet neyse bunu örnek almak veya herhangi birini örnek almak. Burada e, kantarın topuzunu kaçırmamak gerekiyor. Yani herkesin iyisi var, kötüsü var, e, örnek alınacak noktaları var, örnek alınmayacak noktaları var. İyi tarafını görüp e, bunu başkalarıyla sentezleyip, sentezleyip kendi karakterine en uygun olan neyse onu bir araya getirmek en doğrusu hani bizi izleyen gençlere de tavsiyem bu. Oldu. Dijital bir geçmişimiz var mı? Dijital bir geçmişim olmadan e, bu mesleği seçtim ve çok zorladım. Başarılı da bir öğrenci olmama rağmen çok zorladım ama e, başaramayacağımı düşünüp vazgeçtim. Hayatımda bir kırılma noktasıdır. Tam o noktada e, arkadaşlarım beni bir yarışmaya davet ettiler. O ekibin içine dahil oldum. Ve o yarışmanın sürecinde ben kendimi aslında e, nasıl diyeyim? kendimi keşfettim ve bu işi yapmaktan keyif aldığımı, becerebildiğimi orada keşfettim. Benim için bir kırılma noktasıdır. Son anda o vazgeçmişlikten beni kurtaran bir noktaya getirdi. Bir kere veri nereden geliyor? Bunu bir değerlendirmekte fayda var. Şimdi sizi 2000'li yılların öncesine götüreyim. 90'lı yıllara. Yani verinin bu kadar yoğun olmadığı zamanlara götürelim ve siz bir market işletiyorsunuz ya da işte bir yerel bir marketler zinciri işletiyorsunuz. Bu noktada sizin elinizdeki veri nedir? O marketlerde yazar kasadan günlük olarak aldığınız Z raporları. Hangi markette ben ne kadar işte satış gerçekleştirmişim, ne kadar ciro yapmışım. Aslında bu kadar basitti. Yani bir marketle alakalı bir A4 kağıt veya işte onun biraz daha detaylısı Excel'de hazırlanmış bir yapı bizim için bu kadar basitti. Günümüzde ise artık hangi ürünün hangi fiyattan satılacağını veya hangi üründe kampanya yapılması gerektiğini veya hangi üründe bir kampanya yapılırsa X müşterisinin bu ürünü alacağını hesaplayan bir takım yapılar karşımıza çıktı. İşte biz de buna ne diyoruz? Makine öğrenmesi diyoruz. Yapay zeka, makine öğrenmesi, veri bilimi bu kavramlar hayatımıza girdi. Ve burada artık insan aklından ziyade veriyi bir takım çeşitli istatistikli algoritmalar kullanarak tahminleme yapabilen ve bir sonraki aşamayı tabiri caizse hani müneccimlik yapıp bize yol gösteren yapılar ortaya çıktı. İşte tüm bu totale baktığımız zaman siz bir işletmeyi yönetirken buradaki örnek olsun diye marketçiliği verdim. Hani insanların aklında kolay anlaşılır diye bir işletmeyi yönetirken artık siz bu metrikler üzerine yönetiyorsunuz. Yani insanların artık insan aklıyla bu kadar büyük yapıları yönetebilmesinin imkanı yok. Makinelerden illaki bir destek almak gerekiyor ve makine dediğimiz yapı artık bir sonraki aşamayı tahminleyebilecek noktaya gelmiş durumda. Gerçekten şu anda aslında çok ciddi bir devrimin, sessiz devrimin eşiğinden geçiyoruz. Yapay zeka hayatımıza çok hızlı girdi. Bunun toplum olarak ne kadar farkındayız bilmiyorum ama yapay zeka olsun, makine öğrenmesi olsun, veri bilimi olsun, bütün bunların hepsinin özünde aslında insan gibi çalışıyor bunlar. Yani veriyle konuşmak diyor ya, bugün yapay zeka dediğim şey aslında veriyle konuşuyor. Eldeki veriyi analiz ediyor, onun üzerine bir takım istatistik algoritmalar koyuyor ve orada tahminliyor. İşte sen bu ürünle beraber bunu satarsan bu ürünü satma ihtimalin senin %80 deyip sana hatta kişiye özel çalışma çıkartabiliyor. İşte bu noktada bizim bu veri analiz yöntemlerini biliyor olmamız gerekiyor. Yani veriyle uğraşan insanlar olarak veri analiz yöntemlerini biliyor olmamız gerekiyor. Ve bunun da en temeli SQL veri sorgulama e, yöntemi, bir sonraki aşaması iş zekası dediğimiz veriyi görselleştiren ve interaktif analitik ekranlar oluşturduğumuz yapılar ve bir sonraki ekran ve, ve bir sonraki yapıda makine öğrenmesi dediğimiz tahminleme sistemleri. Temel itibariyle veriyle konuşmak dediğimiz tabir bizim şirketlerimizi, kurumlarımızı, işletmelerimizi yönetirken bu araçlardan yararlanarak e, objektif bir şekilde şirketimizi yönetmek. Veri yönetimi kritik öneme sahip, bizim için daha kritik öneme sahip. Bir kere çok havalı. Niye? Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir tane bir lüks bir arabayı düşünün. Atıyorum işte Ferrari veya Rolls Royce, neyse. Şimdi dışına baktığınız zaman çok böyle göz alıcı arabalar bunlar. Ne diyoruz buna front end. Arka tarafta işte bunların motorları el yapımı falan oluyor. Çok özel motorları var. Bekent. Şimdi her iki tarafında da böyle sizi tatmin eden, ciddi emek verilmiş bir yapı olduğunu düşünün. Ferrari arabanız var ve bu Ferrari arabası kırmızı renkte, göz alıcı. Motorundan da acayip ses geliyor, bastım mı da gidiyor. Buraya kadar her şey güzel. Peki. Motordan tuhaf tuhaf sesler gelmeye başladı ve araba istediğiniz gibi gitmiyor. Performansı düştü. Bu noktada neye ihtiyacınız var? Herhangi bir Tamirciye gidemezsiniz. Motorun sesinden hani tabiri caizse motorun sesinden e, arabanın ne olduğunu ne derdi olduğunu anlayan ustalar vardır ya böyle efsane ustalar vardır. İşte veri tabanıyla uğraşan adamlar böyle. İşin bu tarafından bakacak olursak gerçekten biz önemli bir noktadayız. Birçok kritik noktanın sorununu böyle tek dokunuşla çözen insanlar olarak. Diğer taraftan sistemlere baktığımız zaman en kritik veriler veri tabanı sistemlerinde tutuluyor ve Veriler şu an hiç olmadığı kadar fazla ve ilerleyen zamanlarda bu da aslında böyle bir eksponansiyel olarak artacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu veriyle alakalı, veri tabanlarıyla alakalı bizim problemlerimiz e, azalmayacak, artacak. Ve bu anlamda bizim yani ülke olarak da bu konularla ilgilenen yetkin personele de ciddi şekilde ihtiyacımız var. Büyük veri aslında hayatımızın her yerinde. Gerçekten her yerinde. Bunun biz farkında değiliz. E, mesela... Çok basit bir örnek vereyim. E, navigasyon sistemlerinin nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Mesela işte kullandığımız çeşitli navigasyon uygulamaları var. Bunlar biz sürekli olarak buluta lokasyon bilgimizi gönderiyoruz. Bu navigasyon e, bilgisini alıp buluta gönderiyoruz. O uygulamanın içine gönderiyoruz ve milyonlarca aracın bilgisi bir şekilde toplanıyor. Biz bu sayede herhangi bir bizden 20 kilometre uzaktaki bir caddedeki yoğunluğu bu şekilde görebiliyoruz. Düşünsenize burada her arabadan işte 5 saniyede, 10 saniyede bir verinin gittiğini. Hatta bununla alakalı bir çalışma yapılmış. Bir market arabasına yaklaşık 50 tane cep telefonu, navigasyon uygulaması açık şekilde dolduruluyor ve boş bir caddenin üzerinde yürütülüyor. Arka tarafta navigasyon uygulamasında o cadde kıpkırmızı. Yani hayatımızın her yerinde var ama en çok böyle bileceğimiz nokta işte herkesin kullandığı navigasyon örneği olduğu için bu örneği verdim. Büyük veri çok uzun zamandır e, şirketlerin de aslında, nasıl diyeyim, e, büyütecinde. Onlar da bununla alakalı çalışıyorlar. Büyük verinin gerçek hayatta nasıl kullanıldığına dair aslında çok güzel bir kitap var, tavsiye edebileceğim. E, İngilizcesi Big Data in Practice, e, Türkçesi de Büyük Veri İş Başında. Bu kitap ne yapıyor? Dünyada gerçekleşmiş, büyük şirketlerin gerçekleştirdiği büyük veri projelerini anlatıyor. 45 tane... Gerçek şirketin büyük veri kullanarak nasıl e, kazanç sağladıklarını, nasıl verimlilik sağladıklarını anlatan bir kitap. Bunun içinde işte Microsoft, Amazon, Google, Netflix, e, Rolls Royce, General Electric gibi firmalar var. Bu firmaların nasıl büyük veriyi kazanca çevirdiklerini anlatan bir kitap. Gerçekten bizi izleyenlere bunu e, iz, ok bu kitap okumalarını gerçekten tavsiye ederim. SQL, hep söylüyorum ya veriyle konuşmanın alfabesi diye. SQL Structured Query Language kelimelerinin kısaltması. Türkçesi yapısal sorgulama dili. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman da böyle kötü bir çeviri gibi geliyor insana. İşte çok oturgaçlı götürgeç gibi bir yapı e, geliyor aklımıza ama aslında çok doğru bir çeviri. Ben bu arada e, çevirilere biraz böyle şey e, takıntılıyım. Yani bir şeyin çevirisiyle kullanılması tarafında. E, çünkü... Doğru çevrilmiş mi diye üstüne biraz kafa yorarken aslında konunun anlamını anlamak için de güzel bir fırsat oluyor ona ayrılmış zaman. SQL içinde bu kanıyı kullanabiliriz. Neden? Structured, yapısal. Biz veri tabanlarında, veri tabanlarını sorgulamak için SQL dilini kullanıyoruz ve veri tabanlarında biz yapısal ya da yapılandırılmış veri tutuyoruz. Yapılandırılmış veri ne? En basit haliyle bir Excel dosyasını düşünün. Bu Excel dosyasında işte müşterinin numarası var, müşterinin adı var, doğum tarihi var, cinsiyeti var. Siz müşterinin numarası 1, 2, 3, 4, 5 diye artan yere gidip şey yazamazsınız. Ömer yazamazsınız. Niye? Orası tanımlanmış tam sayı bir alan olacak. Doğum tarihi yazan yere gidip işte Ahmet Mehmet yazamazsınız. Niye? Orada doğum tarihi formatında olmak zorunda. Nasıl bir veri? yapılandırılmış, sınırları belli ve en başından sınırları konulmuş bir veri. İşte biz veri tabanlarında böyle verilerle çalışıyoruz. E biz bu veriyi ne yapıyoruz? Sorguluyoruz. Sorgulama, query. Bu işlemleri gerçekleştirirken de içinde bir takım komutları, bir takım sintaksı ve bir takım kuralları olan bir dile ihtiyacımız var. Language, dil. Bu halyle baktığımız zaman çok doğru bir kelime ve veri tabanlarındaki veriyi analiz etmek için kullandığımız dil SQL dili. SQL dili çok ilginç bir dil. Bu çok şey çok karıştırılıyor. İşte ben SQL kurdum, SQL yazdım, işte SQL çalışmıyor vesaire gibi şeyler var. Hep aynı kavramı SQL ile bağdaştırıyorlar. Aslında çok farklı şeyler. Örneğin buradaki SQL denilen şey SQL dili. Ama ben SQL kurdum derken ki bahsettiği şey aslında Microsoft SQL Server bir yazılım veya SQL çalışmıyor dediği şey yine aynı şekilde SQL Server veya herhangi bir programı herhangi bir veri tabanı programı. Bunla bu kavramlar çok karıştırılıyor. SQL dilinin özeline gelecek olduğumuz zaman gerçekten sihirli bir dil diyebilirim. Neden? Ya yani 1970'li yıllarda çıkmış bu dil ve çok aman aman bir değişiklik yok biliyor musunuz? Sene 2023. Ben bu kadar eski zamanda çıkıp da bu kadar hala hayatımızın içinde olan e-mail teknolojisinden başka bir teknoloji bilmiyorum mesela. Ama 1970'te IBM mühendisleri tarafından ortaya çıkartılan bu dil hala hayatımızda çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Çok yoğun bir şekildenin e, karşılığı şu aslında. Laf olsun diye söylemiyorum. E, Indeed var mesela işte bizdeki CareerNet e, düşünelim. CareerNet'in globaldeki karşılığı. Burada 2022 yılındaki açılmış iş ilanlarına baktığımız zaman veriyle alakalı açılmış iş ilanlarında şu an mesela neler revaçta? Python, R, veri bilimi, makine öğrenmesi, yapay zeka bunlar konuşuluyor değil mi? Veriyle alakalı açılmış iş ilanlarında SQL %45 ile birinci sırada. İşte veri mühendisliğinde, data engineering'de birinci sırada. Data analistliğinde, veri analizinin uzmanında yine birinci sırada. Diğer taraftan sadece veri bilimi konusunda Python'ın ardına düşüyor ama bununla birlikte hala hayatımızda ve SQL öğrenmesi de çok kolay bir dil. Kendi içerisinde kullandığımız komutlarına baktığımız zaman toplamda 15-20'yi geçmez en çok kullandığımız komutlar ve biz bu kadar komutla 1950 yılında oluşturulmuş bir dille birçok firma, birçok şirket, birçok kurum o biraz önce dedik ya veriyle konuşmak. Şirketlerini veriyle konuşarak yönetebilmişler. Bu noktada SQL'i sihirli kılan şöyle bir şey var. SQL'i SQL yapan SQL'in yapabildikleri değil. SQL'i SQL yapan SQL ile yapabildikleri sizin yapabildikleriniz. Bu noktada ne giriyor devreye bir tane de? insan aklı giriyor ve analitik düşünce yeteneğe giriyor. Siz ne kadar iyi analitik düşünce kabiliyetine sahipseniz o kadar iyi SQL yazabiliyorsunuz ve Verilerinizi o kadar iyi şekilde analiz edebiliyorsunuz. En başa dönseydim çok net aynı işi yapardım. Bu zaman zaman düşünülen ve zaman zaman farklı cevaplar da alınan bir şey soru ama özellikle bizim gibi hayatında belli bir olgunluğa gelmiş insanlar artık hayattan ne istediğini bilen insanlar için kesinlikle ve kesinlikle bu meslek tam da benim için doğru meslek diyebileceğim bir hatta alternatifini düşünemiyorum bile yani alternatif. Hani bu olmasa ne yapardımı Düşünmek gerekir ya. Hani e, bu sorunun cevabı olarak ben başka bir mesleği kendi üstüme yakıştıramıyorum bu anlamda. Ya çok var aslında. E, şimdi sorunca böyle ilk aklıma gelenlerden birkaç bahsetmek istiyorum. E, i̇ş hayatına yeni başladığım dönem, o zamanlar bir e, büyük bir mobilya fabrikasında çalışıyorum, IT'de ve e, çok yoğun bir üretimin olduğu bir fabrika. Şöyle söyleyeyim, hani 30 saniyede bir kanepe çıkıyor ve bir şekilde bunun işte barkodunun üzerine yapıştırılması ki hepsi tekil barkodlar sonra da işte bir takım el cihazlarıyla, el terminal dediğimiz cihazlarla okutularak işte üretiminin tamamlanması kamyona yüklenmesi vesaire gerekiyor. O zamanlar kullandığımız bir yazılım var e, fakat bu yazılımla alakalı ciddi performans problemleri var e, ve çözemiyoruz. Biz de iki tane bilgisayar mühendisiyiz IT tarafında e, ve şeyden çok sıkıldık yani firmadaki kullanıcıların kullanıcılar sonuç itibariyle bize şikayet ediyorlar. Biz de e, yazılımı geliştiren firmaya iletiyoruz. Onlar bunu çözemiyorlar falan. Bir cengaverlik yapalım dedik. Biz bu uygulamayı sıfırdan biz yazalım. Ondan sonra gaza da geldik böyle. Yapabilecek potansiyeldeyiz de Allah var. Ondan sonra yönetime de böyle kendimizi bir anlattık. Biz bunu yapacağız falan. Herkes bize güveniyor. Zaten yılmışlar. Sonra oturduk bize bir zaman verin. İşte, işte iki ay mı üç ay mı neyse biz bunu yapacağız. Ama e, veri trafiği çok yoğun olduğu için şey e, çok önemli. Oradaki performans durumu çok önemli. Yani sen bir barkodu okuttuğun zaman o arka taraftaki milyonlarca satır üzerindeki gerçekleşecek işlemlerin milisaniye mertebesinde olması lazım. Olmazsa e, süreci sen tıkıyorsun bu sefer. E, biz çalıştık, şey yaptık, pro programı test ediyoruz falan ama oradan yukarıdan bir haber geldi bize. İşte hadi programın denemesini yapın aşağıda. Peki. Biz de o zaman işte SQL'i falan yeni öğrenmişiz, böyle eğitimini almışız falan böyle kendimize de güveniyoruz. Aşağı indim ben, ee, okutma işlemini gerçekleştireceğim. İşte bir barkod okuttuğum zaman aslında arka tarafta çok fazla işlem gerçekleşiyor. İşte o barkod gerçek bir barkod mu yoksa gidip sen suyun barkodunu mu okuttun? Mesela bunun kontrolü için gidip işte 100 milyon satırlık bir tablodan sorgu çekiyor. İşte o tablo, o barkod o haftanın üretiminde planında olan bir şey mi vesaire gidiyor yine bir sürü sorgu çekiyor falan. Denemeyi yaparken de bizim takım arabalar dediğimiz arabalar var. İşte bir tane koltuk takımını düşünün. Üçlü, ikili, tekli. E, dört tane şey var üst, içinde. Gittim bir okuttum. Dıt diye ses geldi el terminalinde. Ama e, dıt, bunu okudum anlamındaki dıt. Arka tarafta işlemler devam ediyor. Bir baktım ekrana şey gelmiyor. E, görüntü gelmiyor. E, i̇şlem devam ediyor. E, başımda genel müdür, genel müdür yardımcısı bir sürü insan var herkes merakla bekliyorlar. O, şimdi orada şey fail olmak çok sıkıntılı bir durum. Bize bir güven var. Bir şekilde durumu nasıl kurtarırım, nasıl kurtarırım? Okudu dedim. Ondan sonra ikinci barkoda gitmem lazım. Yani arabanın üstünde işte ikili koltuğu bulup, onun barkodunu bulup onu okutmam lazım. E, arabanın etrafında böyle tur atıyorum. Takım arabasının etrafında tur atıyorum. Barkodu arıyorum güya. Halbuki barkodu orada. Derdim ne? Ekrana şey gelmesini bekliyorum. saniyeler mertebesinde gelmesi gereken şey 15 saniyede geldi. Ve ben nasıl bir kıvraklıkla artık bu barkodu nereye koymuşlar, nereye yapıştırmışlar deyip bir tur daha atıyorum. Bir tur daha atıyorum böyle. Öylelikle herkes yedi bunu. Ondan sonra ve benim oradaki hani 4 tane barkod okutma zamanım işte 1,5 dakika. Ve herkes benim barkodu aradığımı düşünüyor. Yani orada işi bilen bir işçi gelse barkodun yerini bilir dıt diye şey yapar. Benim orada acemi olduğumu düşünerek Herkes yedi bunu. Halbuki sıkıntı performans. Yani o kadar eski programa giydirdik. Ee, eskisi çok yavaş diye, biz daha iyisini yaparız diye. Bizimki ondan kötü çıktı. Ee, şeye geldim, herkes işte elinize sağlık arkadaşlar, süper olmuş. Ondan sonra işte iki gün sonra bunu canlıya geçirelim falan dediler. Ama ben tamam dedim, yukarı geldim. Arkadaşım vardı işte beraber çalıştığımız Tuğba. Dedim biz ayvayı yedik böyle böyle. Ben bir şekilde durumu aşağıda kıvırdım ama bunu hızlandırmamız lazım. Nasıl yapacağız? Tabii bazen böyle e, işte Newton'un başına elma düşmesi gibi böyle bir şeyler de oluyor. Sonrasında aklıma bir fikir geldi. Hiç olmadık yerde şunu deneyim dediğim bir yöntemle e, yarım saat içerisinde o sorunu çözdük. 15 saniye süren sorgu 80 milisaniyeye düştü. E, hani Allah yüzümüze baktı mı diyeyim artık neyse. Ama mesela şey e, çok buna benzer anım yoktur benim böyle bir şeyleri kıvırma ile alakalı. Orada böyle bir zahmetkarlık yaptığım mıydı artık? Ama güzel bir anıdır bu benim için. Şimdi veri bilimi konusu şöyle bir konu. Yani son dönemde yazılım sektörü oldukça popüler hale geldi özellikle pandemi ile beraber ve herkes işte bir şekilde çocuğunu yazılımcı yapmak istiyor. Gençler yazılımla uğraşmak istiyor. Belli bir yaşın üstündeki insanlar ya bu işte para varmış ben işte yazılımla uğraşayım diye bu yönlere girmeye çalışıyorlar ama tabii konuyla alakalı yeterince bilgi sahibi olunmadığı için de bu tarafta her şey istedikleri gibi olmuyor özellikle yazılım sektörü için konuşuyorum yazılım dünyası biraz böyle bu işi sevmeden yapılabilecek bir şey değil gerçekten hani ciddi emek vermek gerekiyor hem kafa olarak hem bedenen emek vermek gerekiyor bu noktada. Veri bilimi dijital dünyayla çalışmak isteyen ama yazılıma yazılım tarafında zorlanan insanlar için iyi bir alternatif olabilir. Ben biraz yönlerini bu tarafa çevirmelerini tavsiye ediyorum çünkü veri bilimi dediğimiz şey tamamen kodlamadan ibaret değil. Veri bilimi aslında hatta ilerleyen zamanlarda kodlama kısmı herhalde hayatımızdan tamamen çıkacak gibi de görünüyor çünkü birçok şey Belli yapılarda sürükle bıraklarla online e, browserlar üzerinden gerçekleştirilebilecek yapıda. Burada önemli olan verinin kalitesi, verinin nasıl analiz edileceğinin bilinmesi ve e, elde edilecek sonuca uygun şekilde verinin nasıl elde edileceğinin bilinmesi. Bu noktada veri bilimi gençler için bir alternatif olabilir. Eğer yani dijital dünyaya bir şekilde adım atmak istiyorlarsa veri bilimi bir alternatif olabilir. Bu taraftan başlayabilirler. Hali hazırda veriyle uğraşan veya da veri bilimiyle uğra uğraşan arkadaşlar için tavsiyem ise şu. Ezbere yapılarla uğraşmasınlar. Yani bugün Python'ın içerisinde bir sürü hazır kütüphane var. Ve işte algoritmalar içinde hazır geliyor. Onlar üzerinden deneme yanılmayla bir şeyler bulunuyor. Bu işin özünde aslında ciddi bir istatistik ve matematik var. Bu tarafa yoğunlaşmalarını ben tavsiye ederim. Oo. Onu anlatmak için şu hareketi yapmam lazım herhalde böyle. <laughs> Aylık kazancı nedir? Ya veri bilimi uzmanları kazanır. Yani işini iyi yapan aslında genel olarak söyleyeceğim bunu ama dijital dünyada işini iyi yapan herkes kazanır. Veri bilimci de kazanır, mobil uygulamacı da kazanır, herkes kazanır ve Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bunun gerçekten bir standardı yok. Çünkü e, şehire göre de değişiyor, yaptığın işe göre de değişiyor, remote olarak çalışmana göre de değişiyor. Ve e, şu anda hani Türkiye'de yaşayıp da remote olarak yurt dışına çalışan ve döviz üzerinden çalışanlar gerçekten iyi paralar kazanıyorlar. Hani rakam telaffuz etmek gerekirse de işte e, 3-4 bin euro gibi bir para eline geçebiliyor e, baktığın zaman remote olarak çalıştığında. Bu gerçekten Türkiye için ve bizler için güzel bir fırsat ama benim şurada söylemek istediğim başka bir şey var. Hayatımın hiçbir noktasında para benim hayatımda birinci planda olmadı. İşimin kalitesi, işimden zevk almam birinci planda oldu ve özellikle de yani aklında bunu hesap edenler varsa ben şu işi yaparsam şu kadar para kazanırım diye bunu aklından çıkarmasını tavsiye ederim. Çünkü genelde bu amaçla giden insanlar çok başarılı olamıyorlar. Ama bu kendi yolculuğunda dedim ya yani ben neyi yapmaktan hoşlanıyorum, neyi yaparken onu iş olarak görmüyorum, bir hobi olarak görüyorum. Bunun adını eğer koyabilirseniz ki yani bizim zamanımızda bu çok kolaydı. İşte biz öğrenciyken işte bizden büyük abiler şunu söylerdi. ikinci sınıfta yolunu seç. Şimdi mavi hap, kırmızı hap gibi böyle. Aslında gerçekten mavi hap, kırmızı hap. Yani yolunu seçmek bu kadar kolay. Ne? Yazılımcı mı olacaksın, sistemci mi olacaksın? Yani bu kadar basitti. Ama şimdi yazılımın kendi içine baktığın zaman backend'de, frontend'de, mobili, işte veri bilimi bir sürü bir şey var. Veri tabanı, veri analizi falan kendi içinde bir sürü bir şey var. E, donanım tarafına baktığın zaman, sistem tarafına baktığın zaman oralar öyle. Siber güvenlik ayrı bir dünya. Dolayısıyla burada asıl olan şey hangisinden ne kadar para kazanacağın değil. Asıl olan şey hangisini en iyi yapabileceğin. BTK Akademi birçok kişi bunun farkında değil. Maalesef farkında değil. Gerçekten bizim için çok çok kıymetli bir platform. Şu an ben bu platformun ilk eğitmenlerimlerim ve o zamanlar eğitim, eğitim sayısı gerçekten azdı. Ama şu anda yani İngilizceden tutun işte kişisel gelişime kadar veya da işte bilgisayar dillerine, programlama dillerine kadar birçok kategoride eğitimin olduğu ve ücretsiz insanların ulaşabildiği bir nokta haline geldi. Ben şahsen hani BTK Akademi'nin sadece bir eğitmeni değilim, BTK Akademi'nin öğrencisiyim de mesela. Ve Türkçe içerik çok kıymetli. Çünkü bizim ülkemizde biliyorsunuz yabancı dille alakalı ciddi bir sorun var ki BTK Akademi'de yabancı dil eğitimi de var. O da ayrı bir konu. Ee, ve bu noktada Türkçe içeriğe doğru eğitmenler tarafından belli bir kaliteyle e, ulaşabilmek çok önemli. BTK Akademi bu kaliteyi sağlayabilecek standartları olan bir yapı ve çok çok ciddi de bir noktaya gelmiş durumda. 1 milyonu geçti diye biliyorum öğrenci sayısı son dönemde. Ama BTK Akademi şimdi ilk açıldığından hep böyle bir online eğitim platformu olarak e, aklımızda kalıyor ama sadece online bir eğitim platformu değil. O hep böyle e, hayal ettiğimiz böyle yazılım köylerinin veya işte o eski köy enstitülerinin e, mirasını taşıyacak güzel işler yapmaya başladı. Şehirlere gidiyor ve orada işte siber kamplar, yazılım kampları, işte e, en son herhalde Çanakkale'de bir e, kamp. Oldu ya da olacak bilmiyorum, veri ile alakalı yine bir kamp gerçekleşecek. Şunun da çok farkında BTK Akademi yöneticileri. Online tamam ama yüz yüze de çok daha faydalı ve biz bunu yüz yüzeye nasıl yapabiliriz? Burada da güzel de bir birliktelikle var aslında. Eğitmenlerin işte gönüllülüğü var, BTK Akademi çalışanlarının gönüllülüğü var. Öğrencilerin, oraya aşina olan öğrencilerin bir gönül bağı var ve Onların içerisinden de gerçekten seçilen ve belli bir birikimi olan öğrencilerin üstüne daha fazla yatırım yapılarak bu ülkeye fayda sağlayabilecek noktaya gelmesi için çok güzel işler çıkartıyor. Ben BTK Akademi'nin bizim ülkemiz için büyük bir şans olduğunu, büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben çok fazla geleceğe hedef koyan bir insan değilim. Çünkü hedef bir, bir yerde sizi nasıl diyeyim? E, ...mutsuz da edebilecek bir şey. Çünkü ona çok odaklanırsınız. Ama hayallerim var. Hayallerim vardı. Birçoğu gerçek oldu. Mesela bu işlere ilk girdiğim zaman... ...bir e, arkadaşımla sohbet ederken... Ömer, ...aynı soruyu sormuştu. Ömer, ya geleceğe dair hayalin ne? Hedefin ne? diye sorduğunda... ...ben eğitim sektöründe... ...adımın bir marka olarak anılmasını istiyorum demiştim. Şu an tescilli bir marka değilim Ömer Çolakoğlu olarak. Ama şunu biliyorum... Ömer Çolakoğlu işte özellikle de eski alanında, kendi alanında kendi tarzıyla oturmuş bir insan. Yani biri benim hiç işte eğitimin görsellerini görse, sesimi dinlemese bile bu Ömer Çolakoğlu'nun eğitimidir diyecek özgünlüğü yakalamış durumdayım. Çok şükür bu benim için büyük bir fırsat. Ee, büyük bir hayali gerçekleştirmek oldu. Peki geleceğe dair hayalim ne? Günümüzde teknolojiler çok fazla gelişiyor. Yapay zeka hayatımıza çok fazla girdi ve birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Bu noktada belki 10 yıl uzun bir süre ama 5 yıl içerisindeki gerçekleştirmek istediğim hayallerden biri, yapay zeka teknolojilerini kullanarak kendi işimle alakalı globalde bir ürün çıkarmak. Veri tabanı yönetim sistemlerini otonom şekilde çalıştırabilecek ve tamamen yapay zeka destekli bir e, ürün çıkartmak. Bir hayalim bu, bir diğer hayalimde e, Türkiye'de belli bir kitleye ulaştık, Türkiye'de belli bir e, tanınırlığımız oldu. İnşallah bu tanınırlığı yurt dışında da e, oluşturmak, orada da tanınan bir eğitmen olarak kendi alanımla alakalı e, çeşitli eğitimlerde, çeşitli konferanslarda yer alabilmek. Şu anki kendime koyduğum e, kısa vadedeki hedef ve hayaller bunlar. Ben çok teşekkür ederim e, bu fırsatı verdiniz. Umarım hani bizi izleyen insanlar, genç kardeşlerim buradan kendilerine çıkarımlar sağlarlar. Ve biz... Onların röportajlarını izleriz ve ben eğer şunu duyarsam çok mutlu olurum. Bir gün yine böyle bir röportajda ya ben Ömer Çolakoğlu diye bir adamı dinlemiştim vaktiyle. Benim bugünkü hayatıma gelmemde işte onun şu sözünden çok etkilendim deyip bizden çok çok daha iyi noktalara gelmiş insanları görmek beni en çok mutlu edecek şey. Umarım güzel günler görürüz.